Eşinizi anlatıyorsunuz güzel güzel. Anlamaz okuş ne anlar? Ay düşünemiyorum böyle söylediğimi. Hiç dediğimi hatırlamıyorum öyle. Sinirden söylemişim o lafı ben. İzledikçe şaşırıp kalıyor. Oysa Türkiye bir yıldır bu röportaja gülüyor. Öyle o kız gibi bakıyor. Ben de tabii ne yapayım? Camış. İşte o kız camış demişim. İşte hiç hatırlamıyorum dediğimi o sinirli anımda. Hatta ben konuşma gittim böyle. Makbule Karakelle. Kanal 7 kamerası onu bir yıl önce Eminönü'nde buldu. Röportajın konusu kadınların çok konuşmasıydı. Anlamaz o kız ne anlar? Anlamaz ki. Dönüşmüştük sigara yüzünden. Bu yüzden... Nelere mal oldu, nelere mal oldu. Zaten eşiyle kavgalı olan Karakelle soruya çok içten cevap verdi. Bu röportajıyla internette izlenme rekoru kırdı. Bilir miydiniz önceden tıklanma rekoru ne demek diye? Yok bilmem ne bileyim ya. Ve dinim geçmişsin abla diyorlar. Lokol mudur, dokol mudur oraya geçmişsin diyorlar. Bu kız camış diye devamlı kullanıyorum bu kelimeyi bazı insanlara. Kendini bilmeyen insanlara söylüyorum. Karakelle internette televizyon programlarında yayınlanan videolarından sonra sokağa zor çıkıyor. Tanınmaktan, tepki görmekten çok sıkıldı. Pardüsümden tanıyorlar. Pardüsümü giymiyorum. Eşarbımı zaten giyip attım. Ne diyorlar işte? Aa şu bayan değil mi tıklama rekoru kuran? Ne rekoru diyorum ya? Aa meşhur olan abla sen değil misin? Biri, çocuğun biri var abla diyor ne olur yaşıyorsan tıkla beni diyor. Ben nereden bileyim tıklamayı? Ben bilemem ki tıklamayı mesela... Bu anda çocuk merak ediyor beni. Kimi diyor yür abla ben de peşindeyim. Neyin peşindeysem ben. İnternet fenomeni tanınmışken bu özelliğini farklı alanlarda da denemek istiyor. Teklif gelirse dizi ve reklam çekimlerine sıcak bakıyor. Vallahi teklif gelirse hiç kaçırmam. Şimdi... Bir reklama çıksan ha şey çıkıyor orada patates cipsisi yapıyor. Yapamaz mıyım ben? Yaparım. Ama ben önce o kelimeyi kullanmıyordum. Şimdi benim kelimemi herkes kullanıyor. Dün mesela televizyonda bir şey oynuyor, o kız diyor adama. Kimin kelimesi? Benim kelimem. Niye benim kelimemle meşhur oluyor da ben burada? O herkesi güldürdü ama hayatı internete yansıdığı kadar renkli değil. O videodan sonra eşi terk etti, çocukları suratına bakmadı. Adamım olsun, çocuklarım olsun, kızım olsun. Kızım bir laf açılsın, beni terk edip biliyorum. Karakelle defalarca eşinden özür diledi. Ekranda söylediği sözü bu kez yine ekrandan telafi etmeye çalıştı. Gerçekten özür dilerim çocuklarımdan, kocamdan. Yani beni tanıyanlardan hep özür dilerim yani. Makbule Karakelle o sözler için pişman. Ama kendisine mikrofon uzatan Kanal 7 muhabirine kırgın değil. Bana kızdınız mı peki? Gelip size o gün mikrofon uzattığım için. Sana niye kızayım? Ben sana halen kızmadım yani. Sana ben niye kızayım? Lafı söyleyen benim.